Sevgili Tavşan halkı, Tavşanlı Belediyesi Web TV'si aracılığıyla her sene geleneksel olarak kutladığımız Tavşanlı'nın kurtuluşu ile ilgili programın yayın akışını sizlerle paylaşmak üzere karşınızda bulunmaktayım. Malum son iki senedir pandemi nedeniyle milli kurtuluş günümüzü etkin bir şekilde kutlama imkanına sahip olamamış idik. Bu sene Aşılamadaki fazlalık ve başarıdan dolayı hükümetimiz tarafından getirilen e, kolaylıklar neticesinde 3 Eylül'ü biraz daha etkin kullanma konusunda gayretimiz oldu. Ben vatandaşlarımızla yayın akışını birebir de paylaşmak istiyorum. 2 Eylül günü saat 10'da tavşanlı üretici bayanlarımızın ve Buna ek bazı kurumlarımızın e, meydanda 3 Eylül Parkı'nın önünde sergi açılışı ile birlikte inşallah program başlıyor. aynı gün içerisinde öğle namazında sünnet ettirdiğimiz yaklaşık 51 vatandaşımızın 4 tanesi daha son olacak. 55 çocuğumuz var ama 4 tanesinin sünneti e, bazı sebeplerden dolayı sonraya kaldı. 55 çocuğumuzun e, sünnet mevlidi, akabinde konvoy ve akşamüstü saat 21.30'da Rafet El Roman ile Nur evet Nur Usta'nın konseri var. Yani birinci gün tavşanlı cumhuriyet meydanında saat 21.30'da Rafet El Roman ve Nur Usta'nın karşılıklı e, düet şeklinde bir konseri olacak. Uzunca bir zamandır eğlence adı altında Tavşanlı'da bir etkinlik düzenlenmemiş İnşallah e, bu sene bu etkinliğimizi layık ve şiirle yapma imkanına sahip olacağız. İkinci günü tavşanların kurtuluş günü. Bu anlamda saat 10'dan itibaren resmi kutlamalar başlıyor Cumhuriyet Meydanı'nda. Atatürk e, anıtına çelenk koyma ve resmi program devamında Mehter Marşı sabah saat 10.30'da ee, Bursa Mehter takımı inşallah bir gösteri sunacak devamında Hı -hı. da Tavşanlı Belediyesi'nin halk oyunları ekipleri Tavşanlı Belediyesi Gençlik ve e, Spor Kulübü'nün e, elemanlarının gösterileri sağlanacak akşam saat 20'de yine Tavşanlı Belediyesi e, halk Müziği sanatçılarımızın, ekibimizin e, meydanda bir halk konseri devamında da saat 21.30'da Burcu Güneş ile inşallah bu seneki e, programı bitirme imkanına sahip olacağız. Malum pandemi koşulları hala devam etmekte. 6 Eylül itibarıyla e, tüm Türkiye genelinde dün yayınlanmış olan genelge çerçevesinde PRC testi zorunluluğu geldi. Yani otobüslerde, uçaklarda, demiryollarında, toplu yapılan törenlerde, düğün salonlarında PCR testi mecburiyeti var. Biz aynen Cumhuriyet Meydanı'nda girişlerde insanlarımızın mümkün olduğunca eee COVID ile ilgili e, endişelerini ortadan kaldırmak amacıyla e, almış oldukları HES raporunu ve e, ateş ölçüm meselesini yapmaya çalışacağız bu anlamda. Ve meydanı da çok geniş tutmak suretiyle mesafe kurallarında sağlama konusunda özel bir gayretimiz olacak. Dolayısıyla meydana gelen tüm tavşan halkından bu maske, hijyen ve mesafe kuralları içerisinde yapılacak olan etkinliğe katılımlarını rica ediyoruz. Ben özetleyecek olursam birinci günü yani 2 Eylül saat 10'da programlar başlıyor meydanda tavşan üretici bayanlarımızın açmış olduğu sergiyle birlikte. Aynı gün saat 21.30'da Rafet El Roman ve Nur Usta'nın e, meydanda konseri. İkinci günü ulusal kurtuluşumuz, milli kurtuluş günü. Yine Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Şerif ile birlikte başlayacak. Tavşanı Belediyesi'nin e, gençlik organizasyonları gün boyu devam edecek. Akşam saat 20'de e, Tavşanı Belediyesi Halk Müziği Korosu'nun bir gösterisi var. Saat 21.30'dan itibaren de Burcu Güneş'te inşallah bu seneki programı tamamlayacağız. Şimdi belediyemizin Facebook ve diğer sayfalarında etkinliklerle ilgili paylaşım yapıldığı zaman altına bazı vatandaşlarımızın çok değişik konularla ilgili paylaşımlar oluyor ya da yorumları ortaya çıktı. E, ağırlık şu, hani eşek yüküyle sanki sanatçılara belediye para veriyor. Dolayısıyla bu paranın su faturalarına yansıtılacağı, zaten su faturalarının çok yüksek olduğu ile ilgili baktığımız zaman belirli bir kesimin yönlendirdiği ve bunun üzerinde ısrarla durduğu bir konu var. Ben tavşanın halkına şunu özellikle net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Yapılacak olan etkinliklerle ilgili tavşanı belediyesinin cebinden 30-40 bin lira çıkıyorsa çıkıyordur. Diğerlerinin tamamı sponsorlar vasıtasıyla temin ediliyor. Yani gelecek olan sanatçıların ücretleri, yapılacak olan diğer etkinliklerle ilgili ortaya çıkan mevlalar tamamıyla sponsorlar marifetiyle ödeniyor. Ki Tavşanı Belediyesi'nin şu anda vatandaşına içilmiş olduğu suyun bedeli 2009 yılına mukayese ettiğimiz zaman toplamda toplamda 0.200 kuruş gibi bir rakamla artmıştır. Yani yörenin ve bölgenin hatta ülkenin diyebilirim çok netim bu konuda en ucuz suyunu içen bir ilçe konumundayız. Dolayısıyla yapılacak olan bu etkinlik sosyal bir etkinliktir, kültürel bir etkinliktir. Halkın kendi içerisinde kaynaşmasıdır. Halkın heyecanını ortaya çıkarma olayıdır. Bu anlamda farklı yorumlara, farklı mülahazalara ben gerek olduğu kanaatine değilim. Tavşan halkını inşallah ayın ikisinde sabah saat 10'dan itibaren yapılacak olan tüm etkinliklerde üçünde tüm gün boyunca Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'na beklediğimi ifade eder. Hepinize saygılar ve sevgiler sunarım. Sağ olun.